tarım, kültür ve turizmi ile ülkemizin dünyaya açılan kapılarından biri Akdeniz. Birçok önemli sektör alanının yer aldığı Akdeniz, ihracat alanında da önemli bir konuma sahip. Biz de Yurt Vizyon ekibi olarak petrokimya ürünlerinden demir-çelik ürünlerine, tekstilden narenciye ürünlerine kadar birçok sektörde bölgenin ihracatçılarına yön veren Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne konuk olduk ve Birlik Başkanı Alican Yaman Yılmaz'la bölgedeki ihracat potansiyelini konuştuk. Ben 2010 yılında seçildim. Bu benim ikinci dönemim oluyor. Tabii bu bizim de bölgemizdeki ihracatçı sayısı 6500 civarında ihracatçımız var. Türkiye'nin ihracatçının %9'unu biz yapıyoruz, bölgemiz yapıyor yani. Bu da yıllık şu an Türkiye'nin 158 milyar dolar ihracatının 13.800 milyar dolarını bizim birliğimiz yapıyor. Alican Yaman Yılmaz, bölgede öne çıkan sektörler hakkında şöyle konuşuyor. Bölgede en çok üretilen ürün, tabii ihracatı yapılan ürünler, petrokimya ürünleri, tekstil ve tekstil ürünleri, demir ve demir çelik, çimento, gıda ürünleri, orman ürünleri. Bu gıda ürünlerinin çok farklı tarzları var. Örnek olarak beyaz et, yumurta ve hayvansal ürünleri ihracatını yapmaktayız. Başkanım, narinciyeyi saymadık. Narinciye yok mu? Tabii, narinciye tabii bölgemizin şehirlerinden bir lokomotifinden birisi. Tabii. Hem narinciye hem de yaş sebze meyve ihracatımız yoğun gitmekte. İhracat her türlü kolaylık var. Biz burada şu an devletimiz, şu anda bakanlığımız, ekonomi bakanlığı vasıtasıyla ki evet, birçok destekler var. Bu desteklerin önünü sürekli ihracatçımıza şu an anlatmaktayız. Bu konuda sürekli bazı dönemlerde seminerler ve çalıştaylar yapıp bunu daha önünü açmaya çalışıyoruz. Pazar konusunda ama bu önümüzdeki günlerde yani bu tabii bölgemizdeki bu şu an var olan savaş bayağı bizim bölgeyi, Akdeniz bölgesini şu an etkiliyor. Etkilediği için de şu an bu Suriye'deki savaşın süratle yani akan kanın durmasını bekliyoruz. Çünkü hem oradaki bir insanlık faciasının önüne geçmesi hem de buradaki ticaretimizin de gelişmesi. Çünkü şu an 11 tane ülkeye biz erişemiyoruz. Erişemediğimiz için çünkü tek geçiş yolumuz Suriye. Suriye'de de bu olayla devam ettiği sürece biz diğer 11 tane ülkeye, Arabistan yarımadasındaki Orta Doğu ülkeye ihracatımız çok az. Alican Yaman Yılmaz, sahibi olduğu Sasu su ürünlerinin üretimleri hakkında şu önemli bilgileri veriyor. Ton balığı konservesi üretiyoruz. Hem çoğunlukla ihracat ama iç piyasaya da şu an bir kısım satışlarımız var. Bunun dışında balık filetoları, füme balık ve balık filetoları çalışıyoruz. Bununla beraber daha çok yani ihracat ve iç piyasadaki etkinliğimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Buradaki müşterimiz marketler, son tüketiciler ve artı turistik bölgelerdeki oteller, oradaki turistler balığı daha çok önemsiyorlar ve o balık tüketimi daha yoğun. GDO'lu ve kaçak ürünler hakkında Alican Yaman Yılmaz tüketicilere önemli uyarılarda bulunuyor. Şu an yurt içinde kaçak olarak giden ve illegal yollarla giden ürünler gördüğümüz kadarıyla siz de tespit etmişsiniz sanıyorum. İş portalarda ve küçük bakkal iş yerlerinde satılıyor. Bunlar tamamen hatta halkta da bazen marazi hastalıklar oluşturuyor. GDO'lu yapılan analizlerde GDO'lu yağ kullanıldığı ve diğer hijyen şartları olmadığı için de dizanter ve diğer hastalıklara yol açtığını tespit ettik. Biz bu konuda halkımızın bunu kullanmamasını mümkünse Türkiye'de üretilmiş olan Türk ürünlerinin, Türk markalı ürünlerinin kullanmasının yabancı menşeli üzerinde Arapça veya Taylandça herhangi bir dilde yazılan bir ürünün kullanmamalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü tamamen bunlar kontrol dışında kaçak olarak yurt içine girmiş bulunmakta. Bu hatta şu anda savcılıkta Cumhuriyet Savcılığımız ve Tarım Bakanlığımız ve Gümrük Bakanlığı işbirliğiyle bunlar toplatılmakta. Adana şu an 2 liraya yakın bir ihracat rakamı var. Tabii bu rakamlar şu an yeterli mi değil çünkü Adana'nın bulunmuş olduğu konum itibariyle ama şu an bazı faktörlerden dolayı bir ihracatımızı arttıramıyoruz. Çünkü bizim Orta Doğu bölgesinde bayağı bir ihracatımız geçmiş yıllarda ama bu önümüzdeki yıldan itibaren farklı sektör çeşitlendirmeyle bu makine sektörü, diğer gıda sektörlerinde ve tekstilde, konfeksiyonda önümüzdeki yıldan Adana'nın atak yapacağını büyük bir umutla söyleyebilirim ben.